Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, 7'den 77'ye bay bayan ayırt etmeksizin herkes ekran başına. Çünkü artık ülkemizde kabul edilebilir bir terapi haline gelen çok ama çok farklı yogadan bahsedeceğiz. Merak ettiniz değil mi? Evet. Bugünkü konuğumuz yoga eğitmeni Sayın Esra Engin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Esra Engin kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Merhaba. 1979, Yalova doğumluyum. Matematik öğretmeni olarak başladım hayata. Yoga eğitmeni olarak devam ediyorum. Yapıda hep bir eğitmenlik, bir öğretmenlik evet. Var değil mi? Aynen öyle. Eğitmenlik, öğretmenlik. Hep istediğim şeyler, yapmayı istediğim, insanlara sunmak istediğim şeyler, şifa olmak. İki çocuk annesiyim. Biri 6 aylık, biri 6 yaşında, 2 tane evladım var. Maşallah, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim, sağ olun. Ve aynı zamanda yoga eğitmenisiniz, yoga yapıyorsunuz. Bu yoga yolculuğunuzdan biraz bahsedelim mi? Nasıl başladı? Nasıl yolunuz kesişti? Neden yoga? Şöyle anlatayım. Tıp okumak isterken, tıp hayallerim varken bir baktım İstanbul Matematik bölümündeyim. Bir sene boyunca çok ağladım. İstemediğim bir yerdeydim. Hani tıp okuyayım, köylere gideyim, insanlara şifa olayım. Çok istiyordum. İçimde hep o vardı. Matematik öğretmenliğine başladım. Alıştım herhalde artık. Ağlaya ağlaya alıştığım bir dönem geçirdim. Güzel dereceler yaptım. Matematik bölümünde de güzel öğrenciler yetiştirdim. Gayet başarılı öğrenciler yetiştirdim. Ama hep içimde bir şeyler eksikti. Hep bir şey istiyorum. Böyle bir insanlara dokunmak, ruhuna dokunmak istiyorum. Bir türlü olmadı. 2009 yılında hayatımda büyük bir değişiklik yaşamaya başladım. Elimde olmadan çok yakın çevredeki insanların kötülüklerini gördüm. Çok düştüm, çok kırıldım, incindim. Tam her şey bitti, artık buraya kadarmış derken yoga ile tanıştım. Bir ışık, bir aydınlık, içime bir huzur. Evet dedim, ben buraya aitim. Kendimi iyi hissettiğim bir yer oldu. Burada eğitimlere başladım. O eğitim senin, bu eğitim benim. Gitmeye başladım. Hem kendime terapi oldu, hem kalktığım yerden beni güçlendirerek kaldıran bir şey oldu. İnsanlara şifa olmak hep istediğimdi. İnsanlara şifa olurken kendime şifalandım. İyi ki olmuş, iyi ki bunları yaşamışım ki buradayım şu an. Yoga yolculuğum bu şekilde başladı ve bu şu an devam etmekteyim. Evet. Neden yoga derseniz, yani insanlara neler verebilir yoga? Bir kere doğru nefes almayı öğreniyoruz ilk önce. Yoganın ilk sana getirdiği katkı doğru nefes. Nefes derken herkes şunu düşünebilir. Doğduğumuzdan beri alıyoruz, değil mi? Oksijen alıp karbondioksit vermek. Ama bu kadar basit değil. Doğru nefes almadığımız zaman hayatımızda birçok şey ters gidebiliyor. Gerçekten ters nefes diye bir şey var. Göğüs nefesi aldığında ters nefes. Hayatına enerjisel anlamda da bu terslikler getiriyor. Bir deneme yapalım mı? İster misiniz? İsterim. Peki. Önce şöyle dik oturalım. Evet, omurgamız dik olacak. Ellerini kısa karnınıza yerleştirirseniz. Gözlerinizi isterseniz kapayın. Dış gözler kapandığında iç gözler çalışmaya başlıyor ve içinize dönüyorsunuz. Nefes alırken karın kaslarınız kocaman şişirin. Koca bir balon doldurduğunuzu düşünün içeri. Avuçlarınıza nefesin dolduğunu hissedin. Nefes verirken göbek deliğiniz iyice sırtınıza doğru yask gelsin. Aldığın her nefeste kocaman bir balon. Ve verdiğin her nefeste göbek deliğin sırtına yaklaşsın. Ve şimdi aldığın diyafram nefesi, diyafram bedenimizdeki en kuvvetli kaslardan bir tanesi. Ve karın nefesi aldığında, diyafram nefesi aldığında bütün iç organların nefesle doluyor, nefesle şifalanıyor. Bu kadar basit aslında doğru nefes alabilmek. Evet.
İlk olarak nefesi öğreniyorsun. Nefesini doğru almaya yogada. Daha sonra sana kattığı farkındalık oluyor. Farkındalık nasıl? İnsanlar geliyorlar bana. Diyor ki bu şekilde geliyor. Esra hocam boynum ağrıyor. Bir şunları aç. Kulaklarından omuzlarının mesafesini uzat. Omurgan dik dursun, kuvvetli dursun. O bile o kadar değiştiriyor ki insana. Üzgün olduğunuz anlarda, canınız sıkkınız olduğu fark edin. Omuzlarınız önünüze doğru geliyor. Gittikçe içeri doğru çökmeye başlıyorsunuz. Ama sen o üzgün anında bile kendini şöyle bir geriye alsan, omuzların aşağıda, başın dik olsa olamıyorsun zaten. Aynı şey nefes için de geçerli. Sinirliyken üst solunum, yani üst nefes alırsın. Ne derler ya, burnundan soluyor. Sen o nefesi aşağı indirdiğin anda sinirlenemiyorsun. O yüzden yani bu farkındalık çalışmaları hayatımızda, herkesin hayatında, hele hele böyle bir sistemin içindeyken gerekli olan çalışmalar. Evet. Bu yüzden yoga diyorsunuz. Evet, yoga. Önce nefes almakla başlayalım. Sonra yoganın felsefesini zaten birlikte çözüyoruz danışanlarımla diyorsunuz. Evet. Kimler yoga yapmalı, kimler yapmamalı? Ya da şöyle soralım, kimler yapabilir, kimler yapamaz? Açıkçası herkes yapabilir ve herkes yapmalı. Zaten hayatla bütünleşebildiğin anda yogadasın demektir. Yoga birlik, bütünlük demektir. Kendi farkındalığını oluşturduğun anda yogadasın demektir. Doktorların tavsiyesiyle gelen öğrencilerim oluyor. Boyun, bel, işte stres kaynaklı sıkıntıları olan insanlar oluyor. Yoga ile bunları gerçekten aşıyoruz. Çok güzel dönüşümlerimiz oluyor. Kimler yapmamalı? Yani herkes yapabilirden sonra kimler yapmamalı derseniz, geliyor yogaya, sadece spor. Hayır, o değil. Sadece spor değil yoga. Başka şeyler var içinde. O ruh halinle gelmen gerekiyor. O ruh halin yoksa bile ona hazır. Yani bana karşı bütün duvarlarını kapatman gerekiyor. Açık, kapalık, açık, bana karşı açık olacaksın. Şöyle bir şey var hayatımızda. Şifa hak edene gelir. Sen istiyorsan, sen bana karşı, ben Esra olur, X olur, Y olur, hiç fark etmez kim olduğu. Bu kişiye gittiğimde kendimi mutlu, huzurlu, rahat hissedeceğim. Baş ağrım geçecek, boyun ağrım geçecek. Sen bunu düşündüğün an zaten onlar geçecek. O yüzden herkes yapmalı, yapmaması dediğim sadece biraz o kafada olmaları gerekiyor. Birazcık o kafayla bana gelirlerse çok daha iyi olur. Evet. Peki yoga yaparken ve yaptırırken, yani eğitimini verirken sizi en çok mutlu eden nedir? İşte aradığım, hayatımda eksik olan parça bu. Ve onu yoga ile tamamladığımı hissettiğim parça bu. Bulduğum parça bu. İnsanlar bana dersten çıkarken Allah razı olsun Esra hocam diyorlar. Yani daha büyük bir mutluluk ben dünyada bilmiyorum. Baş ağrım geçti diyenler, bel ağrım, sırt ağrım geçti diyenler, işte panik ataklarım geçti diyenler. Hatta bir hastam vardı. Beyefendinin ciddi bir kas rahatsızlığı vardı. Bastonla geliyordu bana. Biraz çalıştık onunla. Çok mutlu gelmeye başladı. Ve bir gün geliyor, bastonu bırakmış. Oturduk birlikte ağladık. Esra hocam dedi, artık baston kullanmıyorum dedi. Yani daha büyük bir mutluluk, bir haz ben dünyada düşünemiyorum bile. O yüzden çok güzel gerçekten. O hissiyat, insanlara bir şeylerine dokunabilmek çok güzel bir şey. Evet. 6 aylık bir bebeğim var dediniz. Allah bağışlasın. 6 yaşında da yine bir çocuğum daha var dediniz. Peki, hamileyken yine eğitimlere devam ettiniz mi? Yoga yaptınız mı? Şöyle söyleyeyim. Hamileyken son bir haftaya kadar hiç durmadan derslerime devam ettim. En başından en sonuna kadar. Ve çok gerçekten faydasını gördüm. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yapılan bilimsel araştırmalara göre egzersiz yapan annelerin, çocuklarının zekası daha üst düzey oluyor. O yüzden lütfen anneler, hani doktorlar izin verdiğince yoga olur, başka bir şey olur, her şey olur, hareket etsinler. Mümkün olduğunca hareket etsinler. Çocukların gelişimi açısından çok önemli. Ben bunu gördüm de bizzat.
Aynı zamanda hamile doğumum yaklaşalı bir haftaya kadar yoga eğitmenliği yaptım. Doğumumu yaptıktan sonra yaklaşık yani ameliyatlarım falan geçti. Çok kısa bir süre sonra tekrar başladım yogaya. Kendin iyi oldun mu? Çocuğuna da iyi oluyorsun. Ve emzirme dönemi için de şöyle söyleyeyim. Yoga kesinlikle anne sütünün kalitesini arttırıyor. Bizzat görüp yaşamış olarak söylüyorum. Evet. Evet, gerçekten de öyle. Peki yogayı bir terapi şekli olarak düşünebilir miyiz? Felsefenin haricinde ya da işte bedeni esnetmenin, bedeni daha sağlıklı bir hale getirmenin dışında? Tabii ki esneklik çok önemli. Şöyle bir şey var. Katı olan her şey ölüdür. Yumuşak olan, esnek olan canlılıktır. Canlı olan esnektir. Ve sen gittikçe katılaştıkça hayatında da katılaşıyorsun, düşüncelerin de katılaşıyor. Ama bedenin esnedikçe beden, zihin bir bütün. Beden esnedikçe zihin, zihin düşüncelerin esnedikçe bedenin esniyor. O yüzden gerçekten çok şeye şifa olduğuna inanıyorum. Birazdan bu konuya da geleceğim. Bununla alakalı bir soru yönlendireceğim size. Ama onun öncesinde şu an çevremizde pek çok yoga eğitmeni var. Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bu da önemli bir konu. Şöyle söyleyeyim, ilk önce tabii ki aldığı eğitimler çok önemli. Kendine neler katmış, o çok önemli. Diğer önemli olan şey enerjisi. Yani o olur, o olmaz demeyeceğim ama gidip görmeleri, o enerjiyi hissetmeleri. Belki senin enerjin bana uymayacak, belki benim enerjim sana uymayacak. O derste bulunması, bir bakması gerekiyor. Ayrıca tek bir derste ölçülecek bir şey değil. Birkaç ders, çünkü ben her gün aynı kişi değilim. O gün başka bir şeyler yaşamış oluyorum, dersime başka bir şeyler katıyorum. Mesela bir gün bir ders, ben meditasyon ayrı bir şeydir yogada. Asanalar, hareketler üzerinden çalışırız. Ama bir günde öğrencilerimle istedik ki meditasyon yapalım. O günde öğrenci gelmiş, tam meditasyonun ortasında girmiş. İlk defa deneyimliyor. Birden şok olmuştur. Ne yapıyor bunlar? Sonra dedim, yani daha sonra kendilerini buldum. Biz her zaman böyle değiliz. Bu arada bir yaptığımız bir şey. O yüzden en azından böyle bir kere denemelik derse geliyorum olmaz. En azından bir 2-3 ders gelip o enerjiyi alması, o öğretmeni fark etmesi gerekiyor. Ayrıca insanın duygularının olduğu her yerde tabii ki dikkat etmesi gerekiyor. Yani böyle farklı konulara kayanlar her konuda olabilir. Evet. Bir zihnini açık tutup, neredeyim ben, ne yapıyorum, benden ne istiyorlar, farkındalığı yüksek tutması gerekiyor. Evet. Evet, geldik o soruya. Son olarak, son sorumuz. Yormayacağım sizi. Yoga'nın bir araya getirdiği söylenen zihin, beden, ruh üçlüsü hakkında biraz bilgi rica edeceğiz sizden. Şöyle söyleyeyim, ufak bir örnekle vereyim. Benim kızım da bizzat zaten hani bebeklerde görüyoruz. İlk doğdukları anda evrenle kendilerinin bir bütün olduklarını düşünüyorlar. Anneyle bir bütün, anne onun bir parçası. Bunlar hepsi onun bir parçası. Öyle bir zihin gelişimi. Çünkü öyle bir dünyadan geliyor. Bütünden geliyor. Sonra bakıyor ki ellerini tanımaya başlıyor. Elleriyle oynuyor. Ayaklarıyla oynuyor. Ayrılmaya başlıyor. İşte o zaman insani vasıflarımız, yani bu dünyaya alışmaya başlıyoruz. Sonra dikkat edin. Ölüm saati geldiğinde yine insanlar oraya gidiyor, bütünleşiyorlar. Aslında biz bir bütünüz, bütün evrenle, yaratılışla bir bütünüz. Allah diyor ki sana şah damarından yakınım. Daha öte bir şey mi var? Biz dışarıda orada burada alıyoruz her şeyi. Hayır, burada her şey. Bizde zaten, içimizde. Şah damarından yakın olan bir şeyi sen niye sağda solda ararsın? Zihin, beden, ruh bir bütün. Hepimiz, sizden de bende bir parça var, benden de sizde bir parça var. Bütün evrenin yaratılışı bu. Tek bir atomdan oluştuk. Eğer şöyle bir şey düşünecek olursam, küçük bir anlatabilir miyim bir şey? Tabii, lütfen. Genelde derslerimde de anlattığım bir hikaye. Arabanın koltuğundasın. Arabayı sürüyorsun, gidiyorsun. Bir tren yoluna geldin. Bariyerler kapandı. Büyük sesle tren geçmeye başlıyor.
gümbür 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 sesle geçiyor. Yanına bir araç yanaştı. Araçtaki kişi sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Hareketler yapıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor, bir şeyler anlatmıyor. Sen duymuyorsun, ne diyor bu falan böyle. Ha, tamam 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 diyorsun. Bariyer kalkıyor, dönüyorsun sağ tarafa. Orada çok büyük bir kaza olmuş. Cam parçaları her yerde ve lastiklerin patlıyor, ortada kalıyor. Sonra düşünüyorsun, o sana tren geçerken laf anlatmaya çalışan kişi senin kalbin. Kalbin sana bir şeyler anlatmaya çalıştı. Dedi ki orada kaza var. Sağ tarafa gitme. Soldan git. Tren zihnin. Zihnin o kadar büyük sesle sana hakim ki kalbini duymuyorsun. Kalbin sana yırta yırta bak şöyle yap, böyle yap dedi. Duymuyorsun, duymuyorsun. İşte biz yogada biraz zihni susturup burayı dinlemeye çalışıyoruz. Çünkü kalple yanılmaz. Evet. Çok da güzel anlattınız, betimlediniz. Teşekkür ederim. Bir an için ben de kalbime döndüm. Ne kadar güzel. Ve gerçekten sizin anlattığınıza yakın, belki de aynı şey. Her birimiz Yüce Rabbimin bir hücresiyiz. Aynen öyle. Buna inanıyorum. Bunu hissettim. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, yoga eğitmeni Sayın Esra Engin konuğumuz oldu. Hoşça kalın.